arasında bu rakamlar nasıl değişir CHP seçmeni içinde onu da göreceğiz. Efendim bugünün dikkatle takip ettiğimiz başlıklarından biriydi hatırlayacaksınız. Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut cinayeti sonrasında Cem Garipoğlu öldü mü ölmedi mi, bunun üzerindeki sis perdesi aralanabilecek mi demiştik. Cem Garipoğlu'nun bugün mezarı açılıyor dedik. Tele1 muhabiri Ceren Ural o noktada gelişmeleri takip etti ve ayrıntılarla bir kez daha karşımızda. Ceren, işlemler tamamlandı mı? Nedir sendeki notlar? Bilge Yurt'ta gelen işlemler tamamlandı. 10 yıl sonra Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. 45 dakika sürdü Fethi Kabir işlemleri ve orada cenazesinden kalanlar DNA işlemleri için tüm bu süreçte mezarından çıkarılan örneklerin hepsi alındı ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere. İşte şu anda kameraman arkadaşım Murat Erkmen'in gösterdiği cenaze nakil aracının içine konuldu. Buradan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Diğer Fethi Kabir işlemlerinden biraz daha farklı. Çünkü normalde Fethi Kabir işlemlerinde bir kemik parçasından bir DNA işlem alır. Onu ailesiyle eşleştirirdiniz. Ama burada çok uzun bir süre geçtiği için 10 yılı açtı. Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğinin açıklanmasının üzerinden 10 yıl sonra çok uzun bir süreç olduğu için burada farklı bir Fethi Kabir işlemi uygulandı ve bütün vücudundan kalan parçaların hepsi alındı. Yani Cem Garipoğlu'nun bütün naaşı alındı ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere yola çıkacak. Birazdan biyolojik ve kimyasal tüm bu süreçler titizlikle incelenecek. Burada uzun zamandır dediğimiz gibi 10 yıldır kamuoyunun gündemindeydi. Cem Garipoğlu öldü mü yoksa yurt dışına mı kaçırıldı iddiaları vardı. Ailesinin yoğun bir talebi vardı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için ve 10 yıl sonra işte o ses karşılık buldu. Bugün buradan çıkacak sonuç bize neyi açıklayacak? Cem Garipoğlu mu yoksa değil mi? Aslında bunun sonucu sonuçlanmasıyla farklı bir Türkiye'de olacak. Orada yatanın kim olduğuna dair. Buradan sonra dediğimiz gibi Adli Tıp Kurumu'nda incelemeler sürecek. Özellikle ailesinin son 2 yıldır çok daha büyük bir baskısı vardı. Neden? Çünkü Cem Garipoğlu'nun ailesi çok normal bir hayat sürüyordu bu süreçte. Aileye dair ne bir başsağlığı ne de bir konuşmaları vardı birbirleriyle beraber. Ve özellikle kanlı koltukta bir fotoğraf paylaşmaları ailenin sabrını da taşıdı ve dedi ki biz orada Cem Garipoğlu'nun olduğuna inanmıyoruz dedi. Ve burada 10 yıl sonra Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. 45 dakika sürdü Fethi Kabir işlemleri ve onunla birlikte işte şimdi buradan Adli Tıp Kurumu'nda bu gerçek burada öğrenecek. Çok yoğun bir kalabalık olduğunu da söylemeliyiz. Münevver Karabulut'un ailesinden babasının gelmesi bekleniyordu ama onun ailesinden kimse gelmedi. Cem Garipoğlu'nun da aynı şekilde kimse yoktu ve buradaki gelişmeleri yavaş yavaş buradaki araç çıktıktan sonra yine süreç devam edecek. Biz yine buradayız, aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Ceren Ural kameraman arkadaşımız Murat Erkmen'in görüntüleriyle ayrıntıları aktardı. 15 yıldır konuştuğumuz bir cinayet ve bir dava, Münevver Karabulut cinayeti sonrasında Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve tabut olduğu gibi oradan çıkarıldı. Fethi Kabir kararı vermişti zira. Sonrasında adli tıbba gidilecek ve orada incelemeler yapılacak. Orada o mezarda bulunan kişi gerçekten Cem Garipoğlu mu? Bu sorunun yanıtı da belli olmuş olacak. Böylece o sis perdesi de dağılacak değerli izleyiciler. Devam edelim. Geçtiğimiz dakikalarda yani bu bağlantıya dönmeden önce bu sıcak gelişme için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi istenen Ahmak davası ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Hukukçular hukuki bir açıklama yapamıyor. Peki hukuki bir durumun siyaseten açıklaması olur mu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini paylaştık açık ve net bir şekilde. Bu durumu, bu ahmak davasını bir darbe girişimi olarak değerlendirdi Ekrem İmamoğlu. Şimdi İmamoğlu'ndan söz açılmışken kendisine yönelik son zamanlarda tek suçlama bu değil, ahmak davası değil. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu ile ilgili çeşitli iddialar gündeme getirilmeye devam ediliyor. Onlardan bir tanesi de diploması. Sosyal medyada bu yönde sorular sorulunca hem kendisi hem de danışmanı Murat Ongun İmamoğlu'nun hem üniversite hem de yüksek lisans diplomasını paylaştı. Sonrasında kimi internet siteleri tarafından bu kez denklik belgeleri gündeme getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde
denklik olmadığı iddia edildi. İşte tüm bu iddialar sonrasında gözlerin çevrildiği isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir YouTube programında bu